18 Temmuz 2015 Cumartesi. Ambarcıklarla şenlikler için buradayız. Bugün şenliklerden bir gün önce Kabadayılar Gecesi düzenleniyor geleneksel olarak. Biraz sonra Kabadayılar Gecesi başlayacak. Evet. Ambarcık köyümüzün muhtarı Özgür Oral, gene Ambarcık köyünün sakinlerinden arkadaşımız Akif Yavuz. Biz hem Özgür'le hem Akif'le Kozağacı Ortası'ndan okul arkadaşıyız. Özgür'le arasında görüşüyoruz ama Akif'le 32 yıldır görüşmüyoruz. 32 yıl oldu ya vallahi. Yani Eistan'da şoka uğradım gerçekten. Şimdi sayın muhtarım ne başlar köyün hakkında gelmişi geçmişi nereden kurulmuş tarihçesi kısacası geçim kaynakları ambarcı anlatın kısacası. Anlatalım ambarcı. Bizim köyümüz Burdur'un en eski köylerinden birisidir. İlk kurulan köylerindendir. Dengere, Ambarcık, Asarardı. Yani tarih olarak alabildiğini eskidir. Yani çevrede bugün Kozağacı'nın bayram nüfusu çoktur ama bizden sonra kurulmuştur. Bizim tarihimiz o kadar eskidir ki hangi birini anlatsak bilmiyorum. Burası zamanında Osmanlı'nın at yetiştirme çiftliği olarak kurulan bir yer. Zamanla işte göçten dolayı, köyün yerleşim yerinin aşırı olmamasından dolayı, efendime söyleyeyim, insanlarımızın geçim derdine düşmesinden dolayı, yani köyümüzün dışına çıkmalarından dolayı, köyümüzün nüfusunda daima bir azalma olmakta. Ama şu anda inşallah köyümüz genellikle kuru iklim, kışları ılık, yazları Akdeniz iklim diyelim artık. Yazları sıcak geçen bir iklime sahip. Köyümüzde ağırlıkla hububat, buğday, arpa, nohut, yani susuz olduğu için susuz bitkiler yetiştirmekteyiz. Şu anda 230 hanemiz var, 520 nüfusumuz var köyümüzde. Köyümüz yazın alabildiğine dolar, dışarıdaki arkadaşlarımızın tamamı gelir. Dışında arkadaşlar komple ekmek derdine düştüğü için dışarıda çalışmaya giderler. Çevre illere, Finike'ye, Kaş'a, kasabaya, efendime söyleyeyim. Daha önceleri Söke vardı, şimdi onlar artık bitti. Daha yakın çevrelere gidiyoruz. Şu anda yine genç kesimimiz seralarda çalışmaya gidiyor. Burada da var, sera gördük. Önümüzde yeni yeni geliştiriyoruz serayı. Önümüzde tabii bir takım çalışmalarımız var. İşte sondaj çalışmalarımız. Şu anda bir tane gölet çalışmamız var. Bütün projelerini hazırlattık. İnşallah hükümetimiz kurulursa gerekli ödeni ayırtıp köyümüzün sulaması amacıyla bir gölet yaptıracağız. Çünkü benim köyüm çok çalışkan bir köy. Yani dışarıya gitmesine gerek yok. Burada istediğimiz her şeyi, meyve olsun, sebze olsun, sera konusunda olsun, uzman kişiler devamlı çalıştıkları için. İnşallah köyümüzde bunları yapmaya çalışacağız. Başka yani şimdi yolda gelirken de hocama anlattım. Biraz ambarcık hakkında bilgi verdim. İşte ambarcığın ilk isminin Türk olduğu. Tabii. Sonradan ambarcık isminin verildiği burada işte bulunan Osmanlı dönemindeki ambarlardan dolayı, buğday ambarlarından dolayı. Geçeceğim, şunu söyleyeyim ben sana. Ben bu konuya girersem bu işin içinden çıkamam. Uzun olur şimdi. Hayır hocalarım, çünkü bunun uzmanı var. Bizim Hayat hocamız var. Evet. Hayat hocamız geldi mi? Bilmiyorum, bugün gelmedi herhalde de. Onları anlattıralım. Şimdilik aslında teşekkür ediyoruz. Yani. Ben rica ederim. Bu köy kahvesinde yaptığımız söyleşilerin dolayı. Evet. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Katında bulunmak ister misiniz? Ya bu köy göç veriyor. Kırsal bir köy. Artık göç dursun diyorsunuz. Göç dursun diyoruz. Yani barajımız yapılsın. Yollarımız normal. Hani karayolu. Bugün Söğüt kasabası göçü durdurdu. Evet. Millet Söğüt kasabasına göçüyor. Evet. Öyle olsun. Oldu. Çok teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ederiz.